Karababa. Yaşıyor. Handan Metin. Yaşıyor. Sait Metin. Yaşıyor. Mehmet Atay. Yaşıyor. Asım Bezirci. Yaşıyor. Hasret Gültekin. Yaşıyor. Metin Altok. Yaşıyor. Behçet Aysan. Yaşıyor. Asaf Koçak. Yaşıyor. Uğur Kaynar. Yaşıyor. Nesimi Çimen. Yaşıyor. Muhlis Akarsu. Yaşıyor. Muhibe Akarsu. Yaşıyor. Edime Sulari. Yaşıyor. Erdal Ayrancı. Yaşıyor. Karina Kuanna. Yaşıyor. Seher Gül Ateş. Yaşıyor. Murat Gündüz. Yaşıyor. Ahmet Özyurt. Yaşıyor. Serpil Canik. Yaşıyor. Belkıs Çakır. Yaşıyor. Huriye Özkan. Yaşıyor. Yeşim Özkan. Yaşıyor. Nurcan Şahin. Yaşıyor. Özlem Şahin. Yaşıyor. Koray Kaya. Yaşıyor. Menekşe Kaya. Yaşıyor. Asuman Sivri. Yaşıyor. Yasemin Sivri. Yaşıyor. Muammer Çiçek. Yaşıyor. İnci Türk. Yaşıyor. Serkan Doğan. Yaşıyor. Pir Sultan. Yaşıyor. Pir Sultan. Yaşıyor. Pir Sultan. Yaşıyor. Anıları mücadelemizde yaşayacak. O zaman göre göre gelen bir katliam. Herkesin gördüğü gelen bir katliam. Ama bu konuda adeta hareketsiz kalmış, görmezden gelen, hatta da ötesinde teşvik eden, yönlendiren bir devlet mekanizması var. Yani katliamın biz öncesinde, katliam sırasında, sonra dava aşamasında biz bunu görüyoruz. Yani bir el bu katliamın faillerini, bu katliamın planlayıcılarını her aşamada koruyor. Katliamın öncesinde haftalar boyu aşırı dinci kesim, gerici, faşist kesim kıyam çağrıları yapıyor. Katliam çağrıları yapıyor. Bildiriler dağıtıyorlar. O gün o kalabalığın toplanması, saatler boyu toplanması izleniyor. Yani biz emniyetin gücünü biliyoruz, jandarmanın gücünü biliyoruz, askerin gücünü biliyoruz. Saatler boyu o kalabalık toplanıyor orada ve hiçbir müdahale yok. Katliam sırasında, katliamdan hemen önce orada bekleyen bir grup asker var. Yani bir şekilde oraya gelmiş 20-30 kişilik bir asker grubu. Bir talimat geliyor, oradan ayrılıyorlar. Ve bunlar canlı yayında oluyor. Belki de Sivas katliamı canlı yayında ilk defa yayınlanan bir katliamdır. Hepimiz gördük, bütün Türkiye gördü, bütün dünya gördü. Bütün dünya gözleriyle o katliamı gördü, yaşadı. Katliam oluyor. 33 canımız orada katlediliyor, yakılarak katlediliyor. Yani egemenlerin açık bir şekilde, yani bu bir komplo teorisi değil, açık bir şekilde gözümüzün önünde yaşanan bir şey. Egemenlerin planladığı gerici katil güruhun tetikçiliğiyle hayata geçirdiği bir katliamdı, Sivas katliamı. Dava sürecine bakıyoruz. Devlet o katliama karışan, orada binlerce kişi vardı, o güruhta binlerce kişi vardı. Hepsini isim isim biliyor. Biz hepimiz gördük zaten, canlı yayında hepimiz gördük orada. Devlet hepsini biliyor. Ama oradan sadece bir avuç insana dava açıldı. Ve o dava açılan insanların da çoğuna ya göstermelik ceza verdiler ya da bir şekilde işte tahliye edildiler, yok serbest kaldılar, işte tekrar tutuklanma kararları çıktı falan, çoğu bir şekilde serbest kaldı. Bir el sürekli olarak katliamdan önce de, katliam sırasında da, katliamdan sonra da koruyucu bir mekanizma failler üzerinde, planlayanlar üzerinde. 33 kişinin diri diri yakıldığı bir katliam oluyor. Oranın resmi yetkililerinden hiçbiri mahkeme önüne çıkmıyor. Hiçbiri mahkeme önüne çıkmıyor. Bu nasıl iş? Bu nasıl iş?
senin bulunduğun sorumluluk alanındaki bölgede 33 insan öldürülecek. Hiçbiri hesap vermeyecek. Hiçbiri hesap vermedi. Hiçbiri hakkında bir dava açılmadı. Bu adalet midir? Katliam oluyor. Dönemin resmi yetkilileri, başbakanı çıkıp diyor ki çok şükür diyor Tansu Çiller. Otel dışındaki vatandaşlarımıza bir zarar gelmedi diyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki işte Aziz Nesin'in tahriki. İçişleri Bakanı çıkıyor diyor ki onun tahriki işte kitle galeyana geldi. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan yakmanın bir gerekçesi, bir bahanesi olabilir mi? Bu topraklarda 2 Temmuz 1993 günü 33 canımız diri diri canlı yayında bir otelin içerisinde ateşe verilerek katledildi. Biz bugün ayakta durabiliyorsak eğer, biz bugün dik durabiliyorsak eğer 33 canımıza borçluyuz bunu. İnsanı diğer tüm canlılardan ayıran en temel özelliği ayakta dik durabilmesidir. Bu da insanın omurgasında tam 33 tane omura borçludur bunu. Yani insanın ayakta durabilmesi için omurgasında 33 tane omurun olması gerekir. Ve biz bugün burada dik bir şekilde Yezid zihniyetine, Emevi zihniyetine karşı dik durabiliyorsak işte 2 Temmuz'daki 33 tane şehidimize, bizim omurgamızı oluşturan 33 tane omurumuza borçluyuz bunu sevgili canlar. Evet, kolay değil canlar. 31 yıl geçti üzerinde. 31 yıldır bu acılarla yaşandı. 31 yıldır bir hukuk mücadelesi, bir adalet mücadelesi verildi. Hani sıklıkla kullanılıyor ya, devletin dini olmaz diye. Devletin dini vardır. Devletin dini barıştır. Devletin dini sevgidir. Devletin dini adalettir. Ama bu AKP hükümetinin, bu Yezid zihniyetinin, temsilcilerinin dini yoktur. Çünkü adaleti yoktur, vicdanları yoktur, sevgileri yoktur, barışa inanmazlar. Onlar kanlarla beslenirler, onlar düşmanlıkla beslenirler ve bu topraklarda ısrarla ve ısrarla bir düşmanlık besliyorlar. Hak için olan. O canlarımız, 33 canımızı yitirdiğimiz canlarımızın anısı, sevgisi için olan. Onların anısı, sevgisi yüreklerimizde, gönüllerimizde daim olan. Hak cümlemizin yardımcısı olan. Birliğimiz daim, beraberliğimiz kaim, cümlemizin hak Kızır yoldaşı olan. Yanı paremendi, her yanı paremendi. Hikmetle akıl ermez güher candan arar. Terk et zaruret sesini ararsan candan arar. Bu en el hak sırrı kimdir Mansur çekti dara. Bunda yâre ser verenler anda men hübab olur. Ay beni, 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 can beni, 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 dost beni, beni, beni,
can benim, benim, benim.